Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba. Nasılsınız? İyi, merhaba, sağ olun. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Lala Gaziantep'ten geldik. Efendimiz'e arkadaşımız. Çok güzel, hoş geldiniz. Mimar kendisi de. Çok güzel. Merhaba, Seferihisar Belediyesi Mimar ve Şehircilik Müdürlüğü'nden geliyoruz. Galen arkadaşımız Gaziantep'ten geliyor. Kendisi depremzede. Depremle alakalı konuşmak istediğimiz bir hoş geldiniz. Şey var. Bu yaşanılan görselleri ben unutmak istiyorum ama sizin de hatırlamanızı istiyorum. İnşallah biz de bundan sonra yapacağımız bütün yapılarda sizlerin çabuk unutmanız ama bizlerin asla unutmayacağı bir şekilde yapılar yapmayı adına söz veriyorum size. Oyuncaklar hep çocukların elinde kalsın sadece. Umarız. Hepimiz. Aslında deprem öldürmüyor. Kesinlikle binalar öldürüyor. Ve şu an oradaki insanlar yani görüldüğü gibi değil. Televizyonda anlatılanlar onda biri. Ve biz 3 depremi üst üste yaşadık. İlki gece oldu. İkincisiyle arasında 1 dakika falan oldu. 2 deprem arasında kaçtık. Sonra 7-8 saat sonra tekrar deprem oldu. 2 gün önce tekrar deprem oldu ve artık yani uyumak kabus gibi bir şey bizim için. Çünkü her an diyorsun ki evet şu an sallanıyorum, şu an sallanıyorum. Uykuya dalıyorsun, uykudan uyanıyorsun. Olmuyor. Mesela duşa giriyorsun, duşta sürekli suyu durduruyorsun. Acaba sallanıyor muyum, sallanmıyor muyum? Sürekli biz bunları yaşıyoruz ve şu an gerçekten hiçbir şekilde iyi değiliz. Aslında mimarlığı bırakmayı düşünüyordum. Çünkü hiçbir insanın vebalini almadığım için çok şükrediyorum. Ya da benim yüzümden hiç kimse ölmedi. Ama sonra karar verdim ve şu an benim sınıf arkadaşlarımın çoğu yok. Onlar da mimardı. Müteahhitler 3-5 bin lira daha fazla kazanacak diye benim arkadaşlarım kurban gittiler. O yüzden onlara ve onların sevdiklerine bir daha bir şey olmaması için deprem adına bu projeye katılmak zorundaydım. Depremi yaşayan birine benim şu an sadece geçmiş olsun demekten başka diyebileceğim hiçbir şey yok çünkü tabii ki aşırı üzgünüz ama onun yaşadıklarını anlattıklarından sonra ne desem çok boş maalesef ki yani. Keşke böyle olmasa, keşke elimizden çok daha fazlası gelse. Biz kendi adımıza verebileceğimiz her desteği tabii ki vermeye hazırız. Yani diyebileceğim tek şey güvenli yapılar. Bir taslak dahi yaparken artık iki kez düşünüyoruz hani. İki kez, üç kez düşünüyoruz. Ben de aslında depremi yaşamış biriyim. Ben de Van depremini yaşadım. Dolayısıyla o şeyi çok daha empati kurabiliyorum. Mesleki olarak da dediğiniz gibi hani bizim de illaki bu kayıplarda vardır bir sebep olan. Yeri gelir mimar, yeri gelir inşaat mühendisi, yeri gelir müteahhit, yeri gelir usta yapan kişi, her türlü bu işin içinde olan herkesin illaki bir dokunduğu noktası var. Yaren çok teşekkür ederim öncelikle buraya geldiğin için. Başka ülkemizin başkası olsun. İnşallah böyle büyük afetleri bir daha yaşamayız. Seferihisar Belediyesi'ne de çok teşekkür ederim. Başkanımız İsmail Yetişkin ve ekibi bu işlerde çok başarılılar. Bu tür şeyleri sosyal olaylara hemen hemen Türkiye'de ilk önce el atan ilçelerden biri. O yüzden beni sizlerle, seni bizlerle tanıştırdığı için, buluşturduğu için çok teşekkür ederim. Onun namına Elif Hanım'a. Bizler Mezesa İnşaat olarak elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Aslında yaptığımız konu da çok basit. Çok basit derken şöyle söyleyeyim. Sadece ve sadece yapılan projelere uyduğumuz zaman, verilen betonun ölçüsüne, demirin kesitine, demirin kalınlığına önem verdiğimiz zaman zaten deprem yönetmeliğine uygun inşaatlar yaptığımız için büyük bir problem yaşayacağımızı sanmıyorum Seferihisar ilçesi olarak. Bugünleri elbette dayanışmayla atlatacağız. Çıkaracağımız en önemli ders ise dirençli kentler oluşturmak. Kahramanmaraş depreminde de gördük ki gerçekten deprem yönetmeliğine uygun önce insanı düşünerek bina yapıldığında
İster asrın felaketi değil, ister başka bir şey değil, insanlar hayatta kalabiliyor. Tüm müteahhitlere, mimarlara, yapı kontrol firmalarında bu farkındalığın ve bu sorumluluğun oturması gerekiyor. Bu yüzden hem mimar hem de depremzede olan Yaren Hanım'ın ziyaretleri çok etkili olacağına inanıyorum. Tüm Türkiye'ye geçmiş olsun. Umarım bir daha böyle büyük bir felaket yaşamayız. Mimari 2006. Yol şurası. En sondaki de var. En sondaki de var. 1, 2, 3, 4 tane. Sonra zaten bunun şöyle gideceğiz. Kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Tamam. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Burası diğer tarafı. Bu da şey işte. Dümdüz. Pas payı var sadece. Filiz falan yok. Düz geçiyor. Bakalım mı? Şurada. Oradan belki kolon molonu da görebiliriz ya. Sayabilir miyiz acaba? He? Bak şu kolonu görüyorum. Kolonları sayabiliriz. Baştan mı sayarım? Saya saya geleyim. Bu kolonu görüyorum. Burada bir şey var. Hiçbir şey. Dümdüz geçmiş. Burada kolon hiç yok arkadaşlar.